Şunu biliyoruz, bilgi olarak paylaşalım, iddia değil bu, artık resmi bir bilgi. Yüksek Milli Güvenlik Konseyi İran'da acil toplantısını şu dakikalarda İran'ın dini lideri Hamani başkanlığında, Hamani'nin huzurunda gerçekleştiriliyor. Bir taraftan da reisinin resmi sosyal medya hesabından dua edin mesajı paylaşıldı. Bunları alt alta koyduğumuzda diğer taraftan o hal ilan edilmesi ihtimalini Sayın Yavuz Aslan bizlere yayının başında aktarmıştı. O bilgiler hala İran basınında teyit edilmemiş olsa da devam ediyor. O hal ilan edildi mi, edilecek mi? Bu konsey toplantısı sonrasında bir açıklama yapılacak mı? Elbette çok çok kritik, merak ediyoruz. Ülkenin bazı bölgelerinde insanlar, vatandaşlar sokaklarda yine camilere gittiler, ibadethanelere gittiler. Dualar ediyorlar reisi için, reisinin sağlığı için. Hayatta mı değil mi, yaralı mı, ne durumda, ne zaman bulunacak, bulunabildi mi, ulaşılabildi olabilecek mi? Hala bilmediğimiz pek çok soru var. Yanıt beklediğimiz çok fazla soru var. Sayın Vural, şimdi alt alta koyduğumuzda bu bilgileri, dualar ediliyor olması, Milli Güvenlik Konseyi'nin toplanmış olması, o hal ihtimalinden, iddiasından söz ediliyor olması işleri nereye götürüyor sizce? Şimdi Büşra Hanım, bakın elimizde bir kaza var ve Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı başta olmak üzere, ama görüyor musunuz, o kadar çok spekülasyona, o kadar çok şeye bizi aktarabiliyor ki, işte söz konusu İran olduğu zaman hep bu şekilde bir sürü şeyler silsilesi geliyor. İzin verirseniz şimdi İran devlet yapısını öncelikle söylemek istiyorum. Çünkü bunlara değindik. Belki burada taşları yerine doğru koyarsak analizi de daha doğru yapabileceğiz. Öncelikle bu Yüksek Milli Güvenlik Konseyi dediğimiz kurum, şimdi İran'da kişiler ve kurumlar devrimin, yani İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin bütün siyasası farklı kişiler ve kurumlar nezdinde ve bir işbirliği sonucunda belirleniyor. Tabii ki tepede dini lider dediğimiz, rehber dediğimiz 1989'dan beri Ali Hamaney var. Ali Hamaney'e rağmen bir siyaset izlenemez İran sisteminde. Ahmedinejad döneminde belli başlı karşılaşmalar olmuştu. Böyle birkaç gün süresiyle Ahmedinejad'ın ortadan kaybolduğu, hatırlarsınız. Yani devrim rehberinin görevi nedir? Sistemde bütün tarafları dinleyerek bir denge politikası sağlamaktır. Dolayısıyla Ruhani döneminde şu anda herhalde birazcık sınırlar zorlanılmaya çalışılmıştı, Hamaney'in sınırları. Evet, çok doğru. Ruhani, Hasan Ruhani döneminde daha reformist bir lider olması, daha ılımlı olması ve o zaman uluslararası konjonktür ve bölgedeki barışa duyulan nükleer çalışmalarla Batı ile İran arasındaki bu gerginliği düzeltmeye ve biraz tansiyonu düşürmeye yönelik bir ihtiyacı vardı bölgenin ve bu yüzden Ali Hamaney şunu söylemişti. P5+1 ülkeleriyle bir nükleer anlaşmaya, İran'ın da kazançlarını koruyarak şu noktada İzin veriyorum, fakat dikkat edin, ABD'nin sözüne güvenemezsiniz, onlara dayanamazsınız, İran'ın çıkarlarını her zaman koruyun demişti. Ne oldu? Ali Hamaney haklı çıktı. 2,5 yılın sonunda Donald Trump nükleer anlaşmayı imha etti, çekildi oradan ve bölge daha mı barışçıl bir yer oldu? Hayır. İran nükleer çalışmalarına hızlıca mı devam etti? Evet. Atom Enerjisi Ajansı'nın söylediği İran nükleer anlaşmanın imza attığı kararlarına uydu mu? Evet. Uymayan taraf Washington'dı. Şimdi bunu bir tarafta bırakalım. Yüksek Milli Güvenlik Konseyi bu İran devlet sistemi içerisinde ne yapar? En başta tabii ki dış siyasi konular da vardır ama adı üstünde emniyet ve güvenlikle ilgili konularda en önemli mekanizmanın, en önemli kurulun bu konsey olduğunu biliyoruz. Ve şu anda olağanüstü hal mi ilan edilecek, çok doğal değil mi? Yani Cumhurbaşkanı'ndan ve Dışişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Bir de şunu unutmayalım, sadece 36 gün oldu uzun Nisan'dan, o 13 Nisan gecesinden biz çıkalı. Yani İran-İsrail arasındaki direkt, o zaman da diyorduk İran'da o hal halinde ordu, hazır ordu. Yani bir de şu, İran bölgesel bir güç olarak devletinin 45. yılında, İslam Cumhuriyeti'nin 45. yılında hazırlıksız mı yakalandı? Bakın, başat güç ABD, başat güçlerden bir tanesi ABD ve bölgede İsrail ve hemen Körfez'de yanı başında birçok güvenlik sorunuyla baş başa yaşayan bir ve rejimi istenmeyen Batı tarafından, yani ABD tarafından rejimi istenmeyen, İsrail tarafından karşılıklı tanınmayan bir rejim İran'ın rejimi. İran her şart altında
her an bu tip olaylara zaten hazırlıklı olmak ve kendi kendine yeter olmak durumunda, zorunda. Yani acaba hazırlıklı değil miydi sorusunu açıkçası ben sormuyorum. Ama gözümüz görüyor şu anda ekrandaki görüntüleri. Bir de yani yanılıyorsan düzeltin. Tabii hava pilotlarımız bunu daha doğru söyleyeceklerdir ama bir uçuş kararını pilot alır. Yani bütün riskleri hesaplayarak kendi canını da taşıyor orada. Dolayısıyla önce kendi emniyetini düşünür. Bir de içeride devletin en önemli aktörlerinden bir tanesini, iki, üç bunları taşırken tabii ki uçuş kararı alınmışsa yani burada bir pilotaj hatası noktası yani bu pilotun kendi canına da kastedecek bir şeydir. Dolayısıyla bir de İsrail basınına söylemek istiyorum. Yani orada bir öldü haberinin gelmesi de yani asparagas değilse önemli bir açıklama, doğrudan öldüğü söyleniyorsa. Umut verici olan şu, İran Kızılayı yaya olarak kaza yerine ulaşmak üzereymiş İran haber ajanslarına göre. Bekleyip göreceğiz ama yani şunu tekrar etmek istiyorum. İran devletinin nasıl işlediği konusunu bizim daha derin konuşmamız gerekiyor. Daha net bir şekilde konuşmamız gerekiyor. O zaman daha iyi anlayacağız bu kurumların neden toplantıya gittiğini ya da neden sorumlu olduğunu. Sayın Murat, söyledikleriniz çok çok önemli. Elbette şu aşamada hangi bilgiye ne kadar güvenilir çok da emin olmak mümkün değil. Sadece İran basınındaki iddialar üzerinden bakarak çok daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Bakalım konsey toplantısı sonrasında bir açıklama yapılacak mı? Nasıl bir tonda olacak eğer o açıklama yapılırsa? OHAL kararı resmi olarak çıkacak mı, çıkmayacak mı? Şu an basın üzerindeki iddialardan devam ediyoruz ama özellikle şunu da söylemekte fayda var. Sormak istiyorum açıkçası. Sayın Ağar'ın dikkat çektiği nokta. Eğer bu bir sabotaj, suikast girişimi değilse, sadece bir kazaysa bile ki şu an İran basında, İran resmi kurumlarına dayandırılan o sınırlı açıklamalarda kaza olarak ifade edilmeye başlandı sert inişten. Artık kazaya doğru bir gidişat olduğunu görüyoruz ifadelerde. Ama baktığımızda böyle bir havada bu helikopterin kalkmış olması bile yani içeride de aslında bir sıkıntı, bir şüpheli durum olduğunu göstermiyor mu sizce de? Açıkçası doğrudan yani şöyle, dediniz ya, bakın, çünkü İran böyle bir dönemde aslında her şey hazırlıklı olmalıydı ve mutlaka hazırlıklıdır zaten. Daha işte İsrail'in saldırısından günler geçti üzerinden ama baktığımızda herhalde içeride de bir bu anlamda şüpheli bir durum var. Şimdi şüpheli bir durum var. Ön kabulünü yaparsak zaten ilk analizin başında söylemiştim ya, reisi bir cumhurbaşkanı olarak dönemini zaten sürdürüyor ve tamamlıyor. Fakat reisiyle ilgili başka gelecekte İran'ın 3. devrim rehberi olması noktasında birinci sırayı şu anda en güçlü aday olarak Cumhurbaşkanı reisi alıyor. Ve çok fazla açıkçası yani uzmanlar meclisi çok kalabalık ama çok fazla aday öne çıkmıyor. Birkaç isim öne çıkıyor ve birinci sırada reisi var. Dolayısıyla ben de haberi ilk aldığım anda doğrudan tıpkı sizin söylediğiniz o Ocak ayında Kirman'da Süleymani'nin ölüm yıl dönümündeki terör saldırılarında da aklıma ilk gelen olduğu gibi hemen bağlantılar aklıma bölgedeki durumu ve dolayısıyla kimin bunu bu kadar karıştırmak isteyeceği noktasında evet İsrail'i getirdi ama şu anda elimizde böyle bir bilgi yok. Fakat bakıyoruz hava durumunu çok kötü görüyoruz. Uçuş kararı neden alındı? Şu an bunu bilmiyoruz. Resmi açıklamalardan sonra buna bakacağız ve evet tedirginim. Çünkü eğer gerçekten dediğiniz gibi bir şeyse ve reisi için bu bir hani suikast ya da böyle bir girişimse biz çok fazla şeyi konuşmaya devam edeceğiz ve dolaylı olarak çok fazla karışacak ortalık. Ama yine söylemek isterim. Her şarta hazır olmak zorunda olan Şubat 79'dan beri çünkü İran devrimini yaptı. Sadece devrimden bir sene sonra çok büyük bir savaşa girdi. Aynı dönem ABD ile ilişkiler koptu. Yani İran 45 yıldır o halle yaşıyor aslında. İran 45 yıldır her an her şeyin olabilmesine ve hep zaten nükleer çalışmalarına bu kadar sıkı sıkıya devam etmesinin de sebebi bu. Sürekli güçlük almak zorunda, sürekli hazır olmak zorunda. Bölgeye güç yansıtmasının dışında içeride de hazır olmak zorunda olan bir devlet. İran İslam Cumhuriyeti. Peki Sayın Kaya çok teşekkürler. Sayın Yavuz Aslan son değerlendirmelerinizi almak isterim. Birazdan bölgeye reklama gideceğiz. Reklamdan önce şimdi özellikle sormak istediğim şu. Bölgeye yakın. Sayın, bir saniye hemen sorumu yöneltmek istiyorum. Sayın Vural der ki özellikle dikkat çektiği nokta yani reisinin sıradan bir isim olmadığını vurguladık ama bir kez daha altını çizelim. Üçüncü devrim rehberliği adaylığında birinci sırada olması.
başlı başına olayları çok daha kritik hale getiriyor, öyle değil mi? Elbette ki, çünkü Hamaney yaşının ilerlemesi, bu İran'da yaklaşık bir yıldır tartışılan bir konu. Hamaney sonrası İran'ın ne olacağı? Burada tabii baş aktör İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi. Ondan dolayı zaten bu kaza ülke ve dünya gündeminde ve bölge gündeminde birinci derece gidiyor. Bir de oraya yakın bir arkadaşımız ağır bir yağışın başladığını, olayları da takip etmeye çalışıyor. Şu anda ben diyor yarım saatlik bir mesafedeyim ve bölgede yoğun bir yağışın başladığını söylüyor. Ve burası diyor, olay yerine mi gidiyor arkadaşımız bu gitmeye, arada? Gitmeye çalışıyor da şu her yer kapatılmış. Engelliyor muymuş? Engelliyormuş. Ne diyorlarmış? Oraya geçiş resmi görevler dışında izin verilmiyor şu anda. Cumhurbaşkanı yardımcısının geçeceği bölgeye arama kurtarma ekiplerinin oldu ama ilk bilgi çok ağır bir yağış altında olduklarını, sivil araçların bölgeye yakın lokasyonlarda işte 40-50 metre uzaklıkta bile durdurulduğunu an itibariyle çok yoğun diyor bir resmi araç trafiği var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Ali Bahadır evet. Bölgeye gidiyordu çünkü en son o bilgiye ulaşmıştık. Evet. Dolayısıyla o yüzden yolları kapattılar o zaman. Burada en ciddi durum Hamaney'in alacağı tavır. Yani Hamaney ülkesinde OHAL ilan edip, çünkü Cumhurbaşkanı'na ulaşılmadı. Ağır yağış gece akşam saatlerinin olması arama kurtarmayı zorlaştıracak. Peki, yine uzun uzun konuşacağız. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Bizden ayrılmayın çünkü daha soracağımız çok soru var. Bilgiler geldikçe an be an aktarıyoruz. Resmi haber ajanslarına yansıyan açıklamaları, haberleri de derleyeceğiz saat başında yayınımıza başladığımızda. Ki saatlerdir, yaklaşık 3 saati aşkın süredir konuştuğumuz konu İran'dan, komşu İran'dan geldi. İran'ın Cumhurbaşkanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın içinde olduğu helikopterin düştü mü, acil iniş mi yaptığı, başına bir şey geldiği kesin, net, bunu anlıyoruz artık bütün haberlerden ama tam olarak ne olduğu, sağlık durumlarının nasıl olduğuna dair hala bir dizi iddia var ve belirsizliğini koruyor. Şimdi İran devlet medyasına yansıyan bilgilerden de sizlere aktaralım. İran devlet medyasının haberine göre İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı. Daha sonra kaza olduğu da söylendi. Devlet televizyonu olayın İran'ın başkenti Tahran'ın yaklaşık 600 kilometre kuzeybatısında Pir Davut Ormanı'nda meydana geldiğini söyledi. Devlet televizyonu Reisi'yle birlikte aktardığımız üzere İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahian'ın da İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin valisi ve diğer isimlerin de, ki Hamaney'in Tebriz temsilcisinin de olduğu biliniyordu. Doğu Azerbaycan, Erdebil ve Zencan'dan 40 yardım ekibinin olarak düzeltelim ve 8 arama kurtarma köpeğinin kazanın yaşandığı bölgeye sevk edildiği bilgisi var. Devlet televizyonu bölgeye ekiplerin ulaşmaya çalıştığını, ancak kötü hava koşulları nedeniyle bunun çok da zorlaştığını, şiddetli yağmur ve hafif rüzgarla birlikte sisin olduğunu bildiriyor. İran basının İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberde Reisi ve Abdullahian'ın hayatlarının tehlikede olduğunu ama arama kurtarma umutlarının devam ettiğini söyledi. Bilgiler, iddialar havada uçuşuyor deyim yerindeyse. O iddialar üzerinde biz de size hemen ilk gelen bilgileri, ulaşan İran medyasına yansıyan bilgileri, iddiaları aktarıyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam etse de bölgedeki sisin dağıldığı, yağmurun başladığı, bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının zor durumda olduğu da yine yansıyan bilgiler arasında. İran medyası bölgede sadece bazı araçların hareket edebildiğini ifade etti. Dolayısıyla şimdi İran bölge ülkelerinden acaba yardım ister mi bu anlamda arama kurtarma çalışmalarında? Bu soru da akıllara geliyor. Elbette Türkiye'den de böyle bir yardım teklifi gidecek mi? Ya da bir talep gelir mi İran'dan Türkiye'ye? Bu da yine başlıca sorumlularımızdan biri. Reisi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte bugün baraj açılışı yapmıştı. Ve oradan dönüyordu. Tam da sınırdaki o törenden dönüyordu. Ve o sırada bunlar yaşandı. Bu kaza haberi, her ne olduğunu tam olarak isimlendiremesek de bu bilgiler ulaştı. Ve biz de sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Efendim, şimdi konuklarımızla da değerlendireceğiz. Sizlere hemen Reisi'nin akıbetini konuşacağız. İranlı gazeteci Mehrat Haredman ve yine bizimle olacak. Bununla birlikte yine konuklarımız var. CNN Türk Haber Müdürümüz İdris Arıkan stüdyomuzda. Güngör Yavuz Aslan meslektaşımız yine Vol'de benimle birlikte, harita üzerinden de değerlendireceğiz. Ama öncelikle İranlı meslektaşımızla başlayalım. En sıcak bilgiler kuşkusuz ondadır.
ondan alacağız ama öncesinde onu hazırlarken arkadaşlarım ben Güngör Bey'e sorayım tekrar. Bu arada şimdi dünya liderlerinden de mesajlar gelmeye başladı Güngör Bey. Harita üzerinden değerlendirirken ben size onları da aktarmış olayım. Belki oradan da dikkat çeken değerlendirmeleriniz olacaktır. Azerbaycan'daki işte bu Azerbaycan sınırındaki açılıştan dönüşte yaşandı bu olay. Adını her ne kadar koyamasak da şu aşamada. Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yani sabah saatlerinde reisiyle birlikte olan isim liderden de açıklamalar var. Endişe duyduğunu söylüyor. Bugün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiğimiz dostane görüşmenin ardından üst düzey bir heyeti taşıyan bir helikopterin İran'a acil iniş yaptığı haberini derin bir kaygıyla öğrendik ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için Yüce Allah'a dua ediyoruz. Komşu, dost ve kardeş bir ülke olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuz belirtmek isterim dedi. Şimdi bu açıklamadan yola çıkarsak demek ki İranlı yetkililer Azeri lidere de sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgi veremediğini anlıyoruz, öyle değil evet, mi? Evet, zaten şu ana kadar arama kurtarma dışında İbrahim Reis'in sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yok. Daha hatta ulaşılıp ulaşılmadığını bilmiyoruz. Bölge tespit edildi yani İran medyasına göre ama ulaşılmadı. Çünkü ağır da bir yağış şartları başladı. Siz de haber detayınızda verdiğiniz üzere 40'a yakın arama kurtarma ekibinin ki hala Tebriz'den resmi araç sevkiyatının devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bu haritada gördüğümüz gibi geniş bir alan tespit edildi. Görüş mesafesinin sistem dolayı çok az, 5 metre kadar olduğu bilgisi var. Bunun dışında arama kurtarma ekiplerinin helikopterin olası, en son sinyal alınan olası bölgesine yürüyerek, yani fiziki olarak ancak yürüyerek gidebilecekleri yönünde bilgiler var. İşte bir önceki dilimde o görüntülerde gördüğümüz birçok arama kurtarma ekibinin, ambulansın belirli bir noktada bekletildiğini görüyoruz. Yağışın olması ve ilerleyen saatlerde artık karanlığın görüş mesafesini minimize etmesinden dolayı çok zor bir arama kurtarma saatleri İran için başlıyor. Burada ilk açıklamanın tabii İlham Aliyev'den gelmesi çok önemli. Beraber sabah bir törendeler, baraj açılışındalar. Tören alanından kalkan 3 helikopter birinden kısa bir süre sonra haber alınamıyor. Yaklaşık bu haber İran medyasına düşeli 5 saati aştı. 5 saattir İran Cumhurbaşkanı kayıp. İran Dışişleri Bakanı kayıp. İşte iki önemli üst düzey, biri vali, biri Tebriz'deki Hamene'nin temsilcisi olmak üzere 4 tane önemli isim şu anda kayıp ve haber ulaşılamıyor. Resmi açıklamalara bakacağız. Benim bir şey dikkatimi çekti. İran İçişleri Bakanlığı düzeyinde bilgilendiriyor. Diğer hep medyaya olan haberler. İçişleri Bakanlığı dışında konuşan bir kurum yok. Böyle bir süreç yürütüyor. Hamene'nin açıklaması çok önemli. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu olayla ilgili nasıl bir açıklama yapacak? Bir de bir kamu diplomasisi yürütüyorlar Büşra Hanım. Büyük ihtimalle ekibi İbrahim Reis'in sosyal medyasını yönetiyor. Resmi sosyal medyasından dua istedi. Dua istedi. Zaten bu da böyle bir dua istenmesi, durumun ne kadar vahim olduğunu İranlı yetkililerin böyle bir paylaşım yapmasından dolayı söylüyorum. Ve bekleyeceğiz. Tabii bu bir kaza kırım mı? O zaman kaza kırımsa bu yoğun siste, yani bölgedeki arama kurtarma ekiplerinden de gördük. Bu şartlarda Cumhurbaşkanı helikopteri neden uçuruluyor? Diğer iki helikopter uçuş sırasında kaza anında nasıl hareket etti? Onların karaya indiğini yönünde de bilgiler var. Eğer bu bir kaza kırım değil, suikast ya da başka bir şey varsa hem İran'ın içi hem bölgesel olarak farklı bir boyuta evrilir. Yani İran Cumhurbaşkanı Hamene'ye çıkıp ileriki günlerde bu bir kaza kırım değil, Cumhurbaşkanımız suikaste uğramıştır, bu bir sapotajdır derse bir başka bir boyut karşımıza çıkar ve bir bölgeyi sil baştan konuşuruz. Tabii en son Slovakya'daki gelişme, bölgesel gelişmeler, Gazze'deki olaylar, bir de İran Cumhurbaşkanı'nın şu anda sağlık durumu ile ilgili bilgimiz olmadan söylüyoruz bunu. Yaşamını yitirmesi gerginliğin tırmanması demek. Hele ülke İran'sa. Yani İran Ortadoğu'da sıradan bir ülke değil. Şii dünyasının liderinden söz ediyoruz. Yani çoğu hem İran için hem İran kendi için hem İran dışında bölgeyi Şii nüfus üzerinden konsolide edebilen. İşte Lübnan'da Hizbullah, Irak'ta işte Şabiye, Suriye'de Şii milisler, Yemen'de Husiler, hep bunlar İran kontrolünde olan ve İran'ın çizgisinde olan örgütlerden söz ediyoruz. Bekleyip göreceğiz. Burada çok soru işareti var Büşra Hanım. Gerçekten zamanında uzaması, resmi açıklamaların kısıtlı olması var. Gördüğümüz
olay yerine ulaşmak için bütün İranlı yetkililer seferber olmuş. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tebriz'de olay yerine gitmeye çalışıyor. Bakın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bile ulaşamıyor. Çok zor bir şartlardan. Yani, siz yine arkadaşınızdan, o kaynağınızdan bilgiler alırsanız, çünkü tabii, oraya ulaşmaya çalışıyorlar. Her ne kadar yollar kapanmış olsa da yine o konvoyların gidiş gelişini görme ihtimali olacaktır. Dolayısıyla bu bilgiler bizim için kıymetli olur. Şimdi efendim, bilgileri aktarmakta fayda var. Bir kez daha güncellemekte fayda var. Yaklaşık 4 saattir konuşuyoruz. İran Cumhurbaşkanı, İran Dışişleri Bakanı ve daha bir dizi yetkilinin içinde olduğu helikopterlerden 3 helikopter vardı ki Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın, Hamaney'in yani dini liderin temsilcisinin, Tebriz temsilcisinin de olduğu helikopter ya düştü ya sert iniş yaptı. Henüz ulaşılmış değil. Sağlık durumları, hayatta olup olmadıklarına dair net bir bilgi yok. Dualar ediliyor. Dua mesajları peş peşe paylaşılıyor. Tepkiler bu anlamda gelmeye başladı. Şimdi bu arada Hamaney'in huzurunda Yüksek Milli Güvenlik Konseyi acil toplanmış durumda. İran'da şu dakikalarda diğer tarafta ülkenin pek çok bölgesine vatandaşlar sokaklarda, ibadethanelerde dualarını ediyorlar. Dolayısıyla durum belirsizliğini koruyor. O konsey toplantısı sonrasında nasıl bir açıklama yapılacak? Bir açıklama yapılacak mı? Olursa ne olacak? Bir OHAL kararı resmi olarak alınacak mı ki bunun alındığına dair bazı iddialar var. Dolayısıyla o iddiaların netleşmesini, resmi bilgileri bekliyoruz, sizlere an be an aktarıyoruz. Bu arada bu olayla ilgili açıklamalar, dediğimiz gibi, dünya gündemi çünkü bir anda değişti. Liderlerden de mesajlar geliyor. Sayın Aliyev'in ki bugün aslında reisiyle saatler önce sabah saatlerinde bir aradaydı. Ortak bir açılışta buluşmuşlardı iki lider. İşte orada verilen sıcak mesajlar sonrasında yaşandı bu olay. Oradan gelen mesajı, Sayın Aliyev'in mesajını endişeyle takip ettiğini, bu olaydan dolayı endişe duyduğunu, henüz bir bilgiye sahip olmadığını anladık onun açıklamalarından. Bu arada bununla ilgili Amerikan Başkanı Joe Biden, reisinin helikopterinin kaybolmasıyla ilgili bir toplantıya girmek için Beyaz Saray'a gittiği bilgisi var. Bunu aktaralım. Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde de İbrahim Reis için dua ediyoruz, kalbimiz onunla ifadelerini kullandı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yakından takip eden haberlerde İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nı taşıyan helikopterin beklenmedik bir şekilde iniş yapmak zorunda kaldı ve durumlarının henüz netlik kazanmadığı belirtildi. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri ve ortaklarımızla birlikte durumu yakından takip ediyoruz açıklamasını paylaştılar. Dakikalar sonra eğer bağlantıyı sağlayabilirsek, çünkü bağlantıda sıkıntılar yaşıyoruz zaman zaman, İranlı meslektaşımız Mehrat Heratman da bizlerle birlikte olacak. Onun da aktaracaklarını elbette merak ediyoruz. Bununla birlikte İstanbul Aydın Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Hazar Vural Janen'in de, Doktor Vural Janen'in de aramıza katıldığını görüyorum ekrandan. Haber müdürümüz İdris Arıkan bizlerle birlikte. Şimdi İdris, özellikle şunu sormak istiyorum. Kritik bir bilgi aslında baktığımızda. Hava durumu. Şimdi hava durumundan dolayı ekiplerin zorluk yaşadığı arama kurtarma çalışmalarındaki hava artık karardı. Dolayısıyla zaten başlı başına zor. İran'ın böyle bir teçhizata sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Gece uçuşu yapabilen arama kurtarma helikopterleri, uçakları var mıdır bilmiyoruz. Bu anlamda belki de bölge ülkelerinden yardım isteyecekler ya da biz yardım teklifinde bulunacağız. Bunu takipteyiz ama baktığımızda Tebriz'de ve çevresinde, çünkü Tebriz'e 2 saat mesafede olduğunu biliyoruz bulunan noktanın koordinatların, önümüzdeki 4 saat boyunca hava sıcaklığının 13 dereceye kadar düşmesi ve şiddetli yağış beklendiği söyleniyor. Bölgedeki hava şartlarının çarşamba gününe kadar da şiddetli yağış olarak kaydedilmiş olduğu raporlanıyor. Dolayısıyla ne dersin, işler nereye gidiyor? Şimdi aslında yani belki de bölge için en kritik dönemin olduğu bir anda oldu bu olay. Yani nasıl anlatayım, hani at izinin it izine karıştığı bir ifade vardır ya, o dönemin ortasında böyle bir şeyin olması çok hani insanı zorluyor. Bu kaotik bir ortamda şüphelerin çok yükseleceği bir şey yaşanıyor şu an. Yani baktığımızda İran'ın Cumhurbaşkanı nispeten sıkıntılı olduğu bir ülkenin, işte Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı'yla sınırda görüştüğü, işte bir açılışa gittiği olayın ardından İran hava sahası içerisinde uçağa, işte önce dediler ki işte zorunlu iniş, sert iniş yapıldı vesaire. Şimdi İddia şu ki durumu kötü. Yani hayatını kaybettiği iddiaları dahi var. Hatta İsrail medyasına bile düştüğü söyleniyor. Şimdi buradan baktığımızda konu birçok komplo teorisine sahne olacak bir konudan bahsediyoruz. Artık hani şu anda şu açıdan baktığımızda bu sorunun cevabı, bu bir suikast mı, sabotaj mı, buradan sonraki süreçte hani kaza mı sorusu belki de cevaplanamayacak bir soru. Yani şimdi reisin helikopteri düştü. 3.5-4 civarındaydı bu haber, işte haber merkezlerine geldiğinde.
oradan sonraki süreçte şu ana kadar helikoptere dahi ulaşılıp ulaşılmadığı tartışması var. Yani İran'da bir netlik yok. Şimdi burada orada şu anda güneş battı. Baktığımızda yoğun sis var, engebelik bir arazi var. İşte şartlar birleştirdiğinde arama kurtarmanın orada olması hiç kolay değil. Şimdi helikopter bir Amerikan, işte eski bir Amerikan tipi bir helikopterden bahsediliyor. Hani birçok soru işareti var. İşte geçen ay İsrail'e İran'ın yaptığı işte o misillemeden sonra İran'ın olası saldırı, işte suikast iddiaları sonrasında hani kafamıza bir portre çizersek, bir resim çizersek durumun ne kadar hassas olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan sonra ne olacak? İşte İran rejiminin en önemli 3-4 isminin olduğu bir helikopterden bahsediyoruz. Nasıl bu kişiler aynı helikoptere binmiş? O soru bile hani yani kafalarda soru işareti yaratacak bir şey. İşte Dışişleri Bakanı orada, Tebriz temsilcisi orada, Cumhurbaşkanı orada. Diyorsun ki ya bu helikoptere nasıl bu kişiler binebilir aynı anda? Hani o soruyu da sormak lazım. Şimdi dönüyorlar Azerbaycan'dan ve orada helikopterin düştüğü iddiası var. İşte dediğim gibi İsrail medyası İran Cumhurbaşkanı'nın öldüğünü de iddia ediyor bazı medya organları demek lazım. Bu ortamda Hamenei'nin toplantı yaptığı, işte rejimi ayakta tutmaya çalıştığı yönünde bir toplantı yaptı. Gündemi var. Şimdi bundan sonraki süreci kimse kaldıramıyor. Yani birçok suikast oluyor şu ara. İşte eski Japonya Cumhurbaşkanı da suikast oldu. Slovakya'da ekranların önünde bir suikast oldu. Bugün baktığımızda bir helikopter düştü. Yani bu helikopterin düşmesi çok su kaldıracak bir şey. Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Şimdi Sudan örneği üzerinden gideyim. İdris, daha kritik bir gelişme var. Şimdi biz yani İran Cumhurbaşkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın akıbetini merak ederken, hayattalar mı, ulaşılabilir mi diye konuşurken, asıl arama kurtarma ekipleri de kaybolduğu bilgisi var bu arada. Yani öyle bir coğrafyadan ve hava şartlarından bahsediyoruz anlaşılan. İran Kızılayı'ndan açıklama, kaza yerindeki hava koşulları yüzünden 3 kurtarma çalışanımız kayboldu diye böyle bir iddia var şimdi. Bu da dikkat çekici, öyle değil mi? Yani tabii şimdi yani görseli, arkadaşlar görseli veriyor. Zaten 20 metreyi göremiyorsun. Hani şu görsele baktığında işte orası 10-15 metre uzaklıktan kameranın çektiğini görürsen hani ortamda bir arama kurtarma yapılması ihtimali de zor. Mesela bizim aklımıza ne geliyor? Şimdi Sudan örneğinden başlayacağım ama bizim aklımıza da işte eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ile ilgili mesele geliyor. Hani işte sonuçta orada da böyle bir havada bir helikopter kazası sonrası bir suikast sonucuna erilmişti hatırlarsan. Yani Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinden bahsediyorum. Şimdi burada da soru işaretleri çok. Şöyle anlatayım, Sudan üzerinden anlatayım ki biraz konuyu bizim de üzerimizden çekmek açısından. Şimdi Sudan'da da böyle bir dönemde, o dönem hükümetle iyi anlaşan ayrılıkçı liderin helikopteri düşmüştü. Sonra Sudan ikiye bölünmüştü. Hani bu durum, bu tür anlardaki bu tür kazalar, kaza dahi olsa sabotaj görüntüsü çiziyor. Şimdi bu saatten sonra ne konuşulabilir sorusu gündeme geliyor. Bunu kim yaptı sorusu. Eğer yapmadıysa da yapmış gibi bir görüntü oluşuyor çünkü. Şimdi bunu kim yapmış olabilir? İşte olağan şüpheliler üzerinden konuşuyoruz. İsrail konusu konuşuluyor. Amerika konuşuluyor vesaire. Şimdi buradan sonra ne olacak? Şimdi gazeteci meslektaşımız, İranlı meslektaşımız Mehrat Haredman telefon attığımızda hemen ondan en sıcak bilgileri alalım ki üzerine konuşalım. Mehrat, merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Öncelikle çok çok geçmiş olsun. Ne yaşandığı da tam anlayamasak da sendeki bilgiler nedir? Özellikle İranlı yetkililere ulaşabildin mi? Bilgi paylaşıyorlar mı? Paylaşıyorlarsa bunu nasıl isimlendiriyorlar? Bu bir kaza mı? Sert iniş mi? Hayattalar mı? Ulaşılabildi mi? Bir dizi sorumuz var. Merhabalar Buşra Hanım. Sesini duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Sorularımıza yanıt var mı acaba? Bilgi alabildiniz mi? İranlı yetkililere ulaşabildiniz mi? Bunu nasıl isimlendiriyorlar? Bu bir kaza mı? Sert iniş mi? Sağlık durumlarına dair bilgi var mı? Arama kurtarma çalışmalarına dair bilgiler neler? Elinizdeki bilgileri aktarır mısınız bize lütfen? Evet, herkese selamlar. İran'da yani ünvan, yani işlenen ünvan sert iniş. Yani düşme bir şey yok hala. Yani işlenmemiş devlet tarafından. Yani bölgenin de biraz tarif olduğu
ve sisli bir bölge olduğuna rağmen kaza fikri düşün akla gelmiyor anda. Başka bilgiler var mı? Hava şartları nasılmış? Arama kurtarma çalışmalarına ne kadarlık bir ekip katılıyor? Zorlanıyorlar mı hava şartlarından dolayı? Nedir durum? Çünkü bazı arama kurtarma çalışanlarının da kaybolduğu iddiaları var. Bu konuda herhangi bir bilgi ulaştı mı elinize? Şimdi İran Televizyonu canlı yayında gösteriyor arama ekiplerinin. 40 arama ekibi kriz yönetimiyle ve devlet kabinesi de yani şu an bölgede ve geniş bir arama yapıyorlar. Ve bu halde de araştırma ihale, kurtarma ve kurtarma ihaleler de havada görünüyor. Reisinin ve Dışişehir Bakanı'nın sağlık durumu ile ilgili herhalde ulaşılamadığı için herhangi bir bilgi yok değil mi? Öyle bir bilgi paylaşıldı mı size, bir olasılık? Hiçbir bilgi, yani hiçbir bilgi duymadık şu ana kadar. Bölgenin sisli olduğuna rağmen ve çok yağışlık ve soğuk bir havası olduğuna rağmen çok zora düşükler, yani eşitliklere rağmen onu gösteriyor. Çok zor halde arıyorlar. Şimdi bu aşamada sosyal medya hesabından Sayın Cumhurbaşkanı'nın dua edin mesajının paylaşılması dikkatimizi çekti. Ülkenin bazı yerlerinde insanların ibadethanelerde dua ediyor oluşu da yine dikkat çekiyor. Dolayısıyla bu anlamda verebileceğiniz bilgi var mı? Ve bununla birlikte Yüksek Güvenlik Konseyi de, Milli Güvenlik Konseyi de toplanmıştı. Sonrasında bir açıklama bekleniyor mu? OHAL durumu var mı? Evet, devlet yani kabinesi kendi mitinglerini tatil ettiler. Tebriz'e geldiler ve bu arada siz söylediğiniz gibi millete dua halinde. Bu arada hala İran'da OHAL ilan edilmedi. Peki. Çok çok teşekkürler aktardığınız bilgiler için. Sayın Vural, tekrar size dönmek isterim. Siz bu aldığımız sınırlı bilgi üzerinden değerlendirme yapmak ister misiniz? Özellikle şimdi baktığımızda siz geçtiğimiz saat diliminde değerlendirme yaparken çok kritik bir noktaya dikkat çekmiştiniz. Reisinin sıradan bir insan olmadığına, sadece Cumhurbaşkanı olarak değil, baktığımızda rejime ne kadar sıkı sıkıya bağlı olduğuna ve aslında Hamaney'in de varisi olduğuna dikkat çekmiştiniz. Üçüncü devrim rehberliğinde adaylıkta ilk sırada olduğuna dikkat çekmiştiniz. Dolayısıyla yine değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Bu anlamda eğer bu içerisinde içeridense kime ne mesajıdır, dışarıdansa kime ne mesajı olabilir, ne dersiniz? Tabii Büşra Hanım, evet, şimdi hali hazırdaki Cumhurbaşkanı reisi Cumhurbaşkanlığı döneminin devamında İran siyaseti içerisinde kalmaya devam etmesi konuşulan isimlerde bir numarada geliyor. Yani Hamaney şu anda 85 yaşında, İran'ın devrim rehberi, yani İran'ın lideri, yani asıl politika ve siyaset söz konusu olduğu zaman temel çerçeveyi çizen kişi rehber Hamaney'dir. Hamaney bugün 85 yaşında, gördüğümüz ve ettiğimiz üzere şu an için sağlıklı bir görüntü veriyor. Fakat düşünüldüğü zaman doğal olarak demiştik ki önceki saat diliminde de İran rejimi sürekli aslında bir açıdan olağanüstü durumlara hazır olmak durumunda olan bir rejim. Çünkü ABD ile karşılığı gerektiriyor. Çünkü İsrail'i tanımıyor ve İsrail'le olan karşılığını gerektiriyor. Öte yandan 1989'dan beri Ali Hamaney İran'ın rehberi ve evet, ondan sonra gelecek isimler konusunda meclis bulunan mollalar arasında isim seçilecek. Fakat bu isimlerin içinde bir numarada reis konuşuluyor. Hamaney'in oğullarından da bir aday var. Onun da ismi çok fazla geçiyor. Fakat reisi taşıdığı özellikler çerçevesinde baktığımız zaman daha öne çıkan bir isimdi. Öte yandan evet, Hamaney'le çizgi olarak işteki yakınlıkları ve şu anda İran'ın dış politikasında ve iç siyasetinde beraber sorunca devam eden bir iletişim, ilişki. Yani o Ahmedinecad döneminde gördüğümüz tarzda karşılaştık, görmedik mesela. Ya da işte San Rouhani döneminden sonra işte İran'a ABD'nin uyguladığı politikasında tabii bir taraftan ekonominin durumu, bir taraftan bölgedeki sorunlar. Yani işleyişine baktığınız zaman reisinin Cumhurbaşkanlığı'nda İran siyaseti içinde önde çıkan, aktif, önde olan İran'ın en önemli ikinci koltuğundan bahsediyoruz. Ve seçilmiş olmak, yani halk tarafından
seçilmiş olması da bunun bir önemi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Sayın Abdullahyan da bu şekilde görüntüler. Tabii İran Dışişleri Bakanı içinde ya da İran bürokrasisinde Sayın Abdullahyan'ın geçebilecek kişi belki bulunabilir. Bu noktada bir sıkıntı yok. Ama yine bölgesel güçler ve büyük güçlerin yapması gerektiği gibi her zaman ABC'de planları vardır, olması gerekir. Siz bölgesel olduğunuz ve bu mücadelede söylüyorsanız her şartta buna hazır olmak zorundasınız. Şimdi bölgeye baktığımız zaman Doğu Azerbaycan eyaletinde hepimiz önemli şehirlerden ve şehir merkezlerinden bir tanesi. Herhangi bir teknik ekipman teçhizat açısından olamayacak bir şey yoktur. Sayın Uğur, şöyle yapalım mı? Sesinizde kesintiler oluyor. Sağlıklı anlayamıyoruz, duyamıyoruz. O yüzden isterseniz bir yeniden bağlantı için arkadaşlarımız sizi tekrar arasın. O arada biz diğer konuklarımızı da değerlendirmeye devam edelim. İdris, tekrar sana dönmek isterim. Şimdi özellikle eğer bu bir suikast girişimi ise, böyle bir plan varsa, dışarıdan ya da içeriden böyle bir sabotajsa, o zaman İran nasıl yanıt verir, nasıl bir çare bulur? Çünkü baktığımızda imajı gitgide zaten son olaylarla zedelendiği söylenen, bunu hep sorguladık işte İsrail'in yaptığı saldırılarda, diğer bir takım saldırılarda, özellikle Kasım Süleymani suikastinde Trump diyordu İsrail'le birlikte yapacaktık ama Netanyahu son anda vazgeçti. Biz tek başımıza yapmış olduk demişti. Sonrasında tam da yıl dönümünde terör saldırısı gerçekleşti. Sonrasında İsrail doğrudan İran topraklarına hedef almış oldu Şam'daki büyükelçiliği hedef alarak. Dolayısıyla bu imaj tartışmasını, gücünü gösterip göstermemesi, gösteremiyor mu diye biz defalarca bu stüdyoda, sen de vardın, hep tartıştık. Dolayısıyla şimdi bugün de bu olay sonrası ne olduğu belli değil hala. Bu kadar saatler geçmesine rağmen resmi bir açıklama sağlıklı olmadığını görüyoruz. Milli Güvenlik Konseyi toplantıda sonrasında sence ne açıklama gelmesi beklenir? Ve İran eğer bu bir sabotajsa nasıl yanıt verir bu kez? Şimdi bugüne kadar İran aslında İsrail'le özellikle, İsrail ve Amerika ile özellikle bütün gerilimlerde aslında kontrollü bir gerilimin önünü açtı. Fark ettiysen işte mesela Suriye'de İran'ın büyükelçiliği vuruldu. Büyükelçiliğindeki işte isimler hedef alındı. Fakat İran 1000 kilometre öteden birkaç tane füze attı. Onların da %99'u ya da drone'lu saldırı yaptı. Onların da %99'u zaten hedefi bulmadı. Bu resmi makamlardan açıklama yapıldı. İran dolaylı yollardan Amerika ve İsrail'e biz bu defteri kapattık mesajı vermişti. Şimdi eğer soru şeyse, hani burada bu bir saldırıysa sorusu üzerinden hareket edersek, şimdi bu aslında bir saldırı olmasa da baktığımızda İran'ın, ya da saldırıysa da İran'ın bundan sonraki politikayı yapıcılarının ne yapacağı sorusu çok önemli.